Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir olası güncelleme rehber videosuyla karşınızdayız. Hemen uyarılarımızı yapalım. Rehberlerimizi canlı yayında çekiyoruz genel itibariyle. Aleykümselam Lex, hoş geldin. Şu anda da canlı yayındayız. Bu daha ziyade rehber tadında değil de sohbet tadında bir video olacak. Yayından bir kesiti sizlere aktarmış olacağız. Bir saat kanlı manastır döndük. Şimdi şehre gidip üstümüzü boşaltacağız. Yani konumuz artifekler. Artifekt denilen şey ne? Bahsetmiştik bunu. Baloda Heydal balosu muydu? Kalfiyon balosu muydu? O Kalfiyon şöleninde bahsetmişlerdi. Şu küpe ayakkabı ve yüzük eldivenin arasına, şu araya, ortaya iki tane yeni slot eklenecek. İtem slotu. Buralara artifektleri takacağız. Türkçe çevirisi ne olacak bilmiyoruz. Henüz biz bu video olası bir gelecek update videosu zaten. Bir update'in ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. O slotlara belli itemler koyacağız. Oyunda belli yöntemlerle elde ettiğimiz. O itemlerin içerisine de lümen taşı diye çevrilebilir belki, bilmiyorum. Parıldak taş diye çevrilebilir. Parıldayan taş olabilir. Bu tarz bir taş eklenecek. Bir iteme iki taş takılacak. Toplamda iki item dört taş takılmış olacak. İtemlerin kendi içinde buff etkileri olacak. Aynı zamanda taşların da kendi içerisinde set etkileri olacak. Bundan bahsedeceğiz şimdi. Şöyle çarımızı uzağa doğru götürelim. Çarla zaten bir işimiz olmayacak. İtem slotları şuraya gelecek. Tekrar söyleyeyim. Küpe ve ayakkabının arasına, yüzük ve eldivenin arasına gelecek. Ben şu an normal yayın seyrine geri dönüyorum. Bilginiz olsun. Yayınları kaçırmayın lütfen. Evet, chat şöyle yapalım. Şöyle tüm ekranı vereyim ben size. Abonelerin girebildiği Discord'a bir girelim. Ya ben bunu daha önce de zaten abone olan arkadaşlara bilgisini geçmiştim. Şimdi sayın chat. Şimdi artefektler var. Artefektler dediğim gibi kendine has özellikleri olacak. Mesela Marş'ın Reliği diye bir artefekt olacakmış. Melee Attack artefektiymiş bu. Melee Attack yani fiziksel saldırı artı 4 verecekmiş. Lesha'nın reliği olacakmış. Melee Damage yani fiziksel diyar artı 6 olacakmış. Lesha relik fiziksel evasion 12 verecekmiş. Bunları şu slotlara takacağız. Bunların içine taş takacağız, unutmayın. Relic of Marsh ranged attack artı 4 olacakmış. Lesha'nın reliği range diğer artı 6, evasion artı 12 olacakmış. Marsh relic magic attack vesaire falan filan. Aynısının büyü AP, DP, evasion olan versiyonu olacak. Accuracy versiyonu olacak. Melee accuracy, ranged accuracy, magical accuracy diye. Bunu artık seçer misiniz, seçmez misiniz bilmiyorum. Monster diğer 6, monster diğer 9. Monster Damage 6, Monster Diyar 9 şeklinde artifektler olacakmış. Lesha'nın Reliği All Damage Reduction, bu All Diyar 3 ve All Evasion 6 şeklinde bütün yeri, her yeri kapsayacak bir defansif. Kehel'in artifekti artı 75 sağlık verecekmiş. Artifekt buff'ı olarak. Artı 50 stamina verecekmiş. Kehel'in artifekti Endurance. Kehel Relics bir de bunların %10 Black Spirit verenleri olacak. %10 Black Spirit verenleri. Onları da şey yapacakmışız. Düşen yerlere bakalım. Şöyle söyleyeyim. Bosslar artık daha kıymetli olacak. Bosslara char bırakın. Çünkü her boss'tan buradaki itemlerden düşebilecek. Bu itemlerin işte elde edildiği şeylerden. Aynı zamanda burada işte mesela şu Melee Attack, Başim Kahas, Polikaktum, Basilisk Weakly diyor. Bu Weakly dediği herhalde Summon School dediği şey, ne bilmiyorum. Sülfür ve Schultz'tan çıkacakmış. Ranged Attack, Çöl Nagası, Hilal, Pirate yani Kuit Adası, Proticave, Pilaku,
ve üst sualtı, sualtın üst kısmından çıkacakmış. Magic atak olan Titium'dan, Tishira'dan, Fadus'tan, Varagon'dan, Navarna, Sherekan'dan ve Mansion Forest'tan düşecekmiş. Accuracy olan ise Murimog, Forest Ronaros, Thornwood Forest, Tarzan, Tunkuta ve terk edilmiş Manastır'dan düşecekmiş. Bu Dust Up Back dediği Field Boss, Normal ve Awakening Boss'umuz. Bu şundan bahsediyor burada. Bag'in normal alan boss'undan da düşüyormuş. Aynı zamanda biriktirdiğiniz kağıtlardan da düşüyormuş. Bu Monster diyar verenler Kutum, Dark Rift dediği yarık bosslarımız var ya, arada bir çıkıyor. Onlar Guild bossları, Guild bossları artık kıymete binecek. Düzenli olarak açarız artık. Guildlere buradan seslenelim. Bütün normal ve uyanmış boss kağıtlarından, haftalık ya da günlük aldığımız bosslardan. Murimog, Destroyer Ofin, Muraka, Matster dediği çamur adam, Katsivarak. Şu kırmızıyla yazılmış yerlerde yeni gelecek bölgenin grind slotları. All Diyar 3, All Evasion 6 veren şeyler. Grifon, Urgon, Muskan, Lebur bosslarından, boss kağıtlarından düşecekmiş. Kadri Ruins, Centaur ve Padix Island'dan da elde edebilecekmişiz. Günlük bosslarınızı almayı artık ihmal etmezsiniz diye tahmin ediyorum. Artı 75 HP veren şey Red Nose Dimtiri, Gyat bunlardan düşecekmiş. Quint, Black Shadow, Garmot şu bosslardan. Black Shadow, şu kara gölge bossu aynen. Quint kara gölge, Garmot. Olun, Crypt of Racing Toads. Olun döneceğiz. Olundan inşallah toplarız. Ben artifact olarak artı 75 HP'yi yapmayı düşünüyorum. 75-75-150 alıp onun şeyini kullanacağız. Kehel'in Reli Gaifin'den düşüyormuş. %10 bir hasar veren. Gaifin'in alt tarafından düşüyormuş. Bu henüz bize gelmedi ama gelecek bu da. Bunun videolarını falan paylaşmıştım Discord'dan. Akmon, Hestia ve Kratuga'dan düşüyormuş. Artifektler bu şekilde. Bu arada bu dosyayı şeyden aldım. Hedon'un sayfasından aldım. Hedon mu çevirdi bilmiyorum. Burada Thanks to Tensi for clarifying the grind spots diye bir şey var. Tensi kimse teşekkür ediyoruz buradan Tensi'ye. Şimdi burada taşlar var. İçine takacağımız taşlar var. Kış haritasıyla gelir herhalde ya. Yani baktığında kış haritasına bağımlı olmasını gerektirecek herhangi bir şey yok. Şu an Kore'de mevcut bu artifektler. Ama ne zaman gelecek bilmiyoruz. Gelecek ama ne zaman gelecek hiçbir fikrimiz yok. Şimdi 4 ana kategoriye ayrılmış. ateş, toprak ve rüzgar olarak çevirelim bunu. Link'e nereden ulaşabiliriz? Discord'da var. Discord'dan biri var mı chat'te şu an? VIP ya da mod? Sen link'i atayım şöyle size de kendi aranızda paylaşın. Bunun bilgilerine zaten bizim aboneler 2 gün önceden falan ulaştıydı. Devam edelim. Fire, Earth ve Wind. Bunların yapım itemlerini yazıyor. Bunları büyük ihtimalle şeyden yapacağız. Kimyadan. Kimya usta 1 ve üzeri olacağız diyebiliyorum. Usta 1 ve üzeri. Kimya tezgahında üreteceğiz bunları. Ne istiyormuş? 1, 2, 3, 4, 5. Incomplete Firelight Stone. Incomplete. Bu büyük ihtimalle şu Incomplete Firelight Stone nasıl elde edildiğini bilmiyorum ama ya NPC'den alıyoruzdur ya da slottan falan düşürüyoruzdur. Ha, yazıyormuş burada. Tamam. Nerede düştükleri. Bunları düşüreceğiz. Daha sonra bunlarla kimya yapacağız. Aynen tılsımlar. Bunlarla kimya yapıp mesela Fire'dan yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz Fire taşlarından rastgele birini verecek bize. Aslına baktığınız zaman meşakkatli bir işlem. Hani hepsinden elde etmek ister misiniz? Orasını bilmiyorum. Orası ayrı bir konu. Ama
Bayağı bir bu bölgelerde kasacağız. Kastığımız bölgelerde mesela toprak taşı nereden düşüyormuş? Bakalım. Boss olarak baktığınızda Kutum, Giyat, Muskan, Rednose, Griffon, Dimtiri, Urgun, Quint bunlardan düşüyormuş toprak Lightstone'u. Grind slotu olarak Olun, Gryphon, Navan, Tunkuta, Varagon, Padix, Histria, Sualtı, 280 AP'lik Kadri. Bu Murovex Labirent yeni bölgede. Mansion Forest, Titium Valley, Shieldguard, Sherekan's Tomb. Rüzgar olan Crypt yani 310 AP slotu. Winter Tree Fossil bu da kış bölgesinde. Murimog, Centaur, Quit yani korsan. Poli Ormanı, Başim, Tishira ve Sualtı üst bölgeymiş. Rüzgar. Ateş ise Jade Starlight Forest dediği yeni bölgede Basilisk, Şahmeran, Kratuga, Starzent Yıldız, Forest Ronaros, Akman, Ash Forest kül rengi, Abandoned Monastery terk edilmiş manastır. Kalfeon'daki. Thornwood Forest, Dikenli Orman, Gahaz, Çöl Nagası, Sülfür, Hilal, Fadus, Kızılkurt ve Proti diyeymiş. Bosslar da şurada yazıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Bir de Chromatic diye bir Lightstone var. Can be obtained through the following hunting grounds and contents diye. Bu diğerlerine bonus takılıyor gibi bir şey. Biraz da set etkilerinde göreceksiniz. Bunun tam olarak olayını çözemedim. Nereye, hangi koşulda takıyoruz vesaire ama Jade Starlight Forest bu yeni bölge dünya bosslarından, alan bosslarından, guild bossundan, Dark Rift'ten düşüyormuş. Boss Summon Scrolls and Awakening Boss Summon Scrolls Obtained from yani bu günlük ve haftalık aldığımız karoruhtan bosslar. Dark Boss Summon Scroll Bell hariç yani zil hariç demiş. Bunun olayı Dark Boss Summon Scroll dediğini bilmiyorum. Slot nasıl açıyoruz? Belli mi? Slotu kendi açık geliyor zaten. Aynen NPC'den alınabiliyor bazı şeyler. Oyunun müziği niye çalmıyor ya? Alo. Allah Allah. Devam edelim. Şimdi ateşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 çeşit ateş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit toprak var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşit rüzgar var. Chromatic Lightstone'da tek tip. Burada görüyorsunuz zaten. Base olarak verdikleri bunlar. Ama bunları slotlara taktığınız zaman üst üste taktıkça verdiği etkiler vesaire artıyor. Onu da buradan görüyoruz. Bayağı bir burada set etkisi var bu. Şöyle. İnin bitmiyor. Şimdi eğer şurada yazan seti koyarsanız Lightstone of Rise diyor mesela. Rise of Rise skill diyor. Şöyle Combat X, Skill X, Monster AP veren setler vesaire var. Bakın şöyle Additional Human AP, Monster AP vesaire. Buradan seçiyorsunuz mesela. Bunların uç noktalarını göstereyim ben size. Aşağıdaki linkten bakarsınız. Ya tutup da ben şöyle söyleyeyim. Bunu yani XP yapmak isteyen, X kasmak isteyen bir adamın direkt bu aradaki şeylere gideceğini ben sanmıyorum. Direkt %400 exp veren şeyler falan var. Sadece %400 exp veriyor. Onu tercih eder diye tahmin ediyorum. Şurada Monster AP 18 veren var. Mesela Nemesis taşları. Şuradan bir bakalım. Mesela Nemesis ne veriyor? Monster AP veriyormuş. 3 tane takmışız buraya. Monster AP 18. Bir de Chromatic takmışız. Bu 3 taneyi 2 ile çarpıp mesela normalde şunu vermesi gerekiyormuş. Chromatic taktık diye 2 katına çıkmış falan. Kromatiği böyle yerlerde gördüm hep. Mesela
Corruption'da 12 vermesi gerekiyormuş 3 taneden. 24'e fırlamış. Demi-human damage yani yarı insan hasarı 30'a fırlamış. Kamasilyan 15 iken 30'a fırlamış. Ben şunu çok beğendim mesela. Spesifik olarak bir yere gittiğimde özellikle grind atarken tercih edeceğim şey şu olur büyük ihtimalle. Olun da falan inanılmaz etki yapacağını düşünüyorum. Olun işte ne bileyim Ash Forest, Crypt aynı şekilde. Şimdi Gaifin'in su altı bölgesi, Gaifin'in alt bölgesi gelecek. Orası solo spot. Human damage de mesela kanlı manası eğer isabetiniz yüksekse çift isabet takısıyla iyi güzel isabetli bir char oynuyorsanız çift pembe eseri human damage'i takıp direkt oynayabilirsiniz. Şurada mesela 4 tane combat taşı, exp taşı takılıyormuş. Normalde 300 verecekken burası 4 tane birden taktığı için patron çıldırdı deyip 400 exp veriyormuş. %400. Bu çok büyük bir değer bu arada. Yani ex kasmak için mükemmel bir değer. Kuklaya koyanlar bundan yaptı şu an bir tane. Hazırda duruyor. Böyle karma olanlar var. Şu şekilde. 250-225 şey falan diye. Ama benim önerim şu olur. 400 ile de girersin direkt slot'a. Burada yine monster diyarlar falan filan şöyle görüyorsunuz. Şurada HP'li setlere dönmeye başlıyor. 200 HP Monster Diyar 15, %4 Monster hasar azaltma, canavar hasar azaltma. Mesela burada kromatik takmış buna. Nasıl çalıştığını tam anlamadığım nokta da bu mesela. Monster Diyar artı 20 aynı kalmış. Eksi 3 hasar azaltma yüzde olarak eksi 6'ya çıkmış. Kromatik burada bunu etkilemiş. Tam olarak nasıl çalıştığını çözemedik. Opsiyonel olarak eklediğimizde ne yaptığını. Canavar AP 13, Down Attack, Critic Damage. Şöyle mesela. Normalde almanız gereken etki bu. Yani hani taktığınız kristallerin size vereceği etki bu iken set etkisine dönüştüğü zaman değerler artıyor. Şu sağ taraftaki değerler. Buradaki soldaki ana değer, sağdaki set etkisi. Yani artmış hali. Unutmayın. Bunun üstüne bunu eklemiyorsunuz. Monster Diyar. All resist against. Oo bu çok iyiymiş. Bu neymiş ya? Krip dönerken takacağımız set belli oldu. Bunu dikkat etmemiştim ben. Canavar hasar azaltma 20. Canavarlara karşı tüm resistler artı %50. Kripti buna döneceğiz. Belli oldu. Beğendim bunu. Şurada garip bir şey var. All AP tüm AP eksi 150. Bu potansiyelimde görmüş olduğunuz AP bu arada. İtem drop chance. Ash Forest kristali. Aynen. İtem drop chance %30. %30 drop rate alıyorsunuz. Bu seti taktığınızda. Movement speed falan filan. Bunu nerede kasarsınız? Mesela şu an şu mantıkla bir şey yapalım. Potansiyelime bakalım. Şu an şu şekilde ben kaç AP'ymişim AP olarak? 581 uyanış AP'me bakalım. Uyanış AP'ye bakıyorum, şey yapmayayım. 581 AP'yim. Dün Ogre'yi çıkarmıştı bizim şey. Uyanış silah 487'ye düştü. 270 kutum oluyor. Şunu çıkarsam yok 308 çok düşüyor o zaman ya. 150 AP düşecek şekilde ayarlamam lazım. Ayarlayamadık bir türlü. Çok düşüyor bu sefer. Ya şöyle söyleyeyim, 61 kutuma falan denk geliyor. Oh. Hep beraber. Yani full çift pembe SL'li endgame bir build. Bu taşı taktığı zaman 61 kutumla slota vuracak. Benim aklıma gelen ilk şey mesela histeriye gidip şey kasmak. Teşekkür ederim emot. Support sayılar.
Ya burada histeriye gidip şey kasma ya da pot parçası kasarken tek atıp geçiyorsun zaten slota. Böyle bir şey kullanılabilir diye düşündüm. Onun daha bir şey versiyonu var. AP kırma yani. İtem drop şansı %15. Maksimum ağırlık 65. Şans artı 2 şeklinde. Böyle bir muhabbet var. Black Aura, bu izlemiş olduğun şeyi YouTube'a atacağım. Oradan izlersin, olur mu? Her gelene tek tek sorularını cevaplayamam maalesef. Bitmez yoksa. Bu Lightstone Monster AP 8, Monster DR 10. Mesela Equipment Durability Reduction Resistance %30 gibi. Mesela %30 daha az durability gidecekmiş ekipmanların. Yani nerede kullanılabilir bilmiyorum. Elbette ki bunların hepsinin bir şeyler düşünülerek, hepsinin ideal olabileceği slotlar vesaire vardır. Böyle Karma Recovery var mesela. Karma Bomber'lar yaşadı. Daha çok Karma Bomber. Knowledge elde etme şansı var. Maksimum ağırlık 150 var. Life ile yapılabilir mesela. Ama şöyle bir şey var. Şurada bahsedilen taşlardan biri Pool Lightstone diye bir şey var. Henüz daha duyurulmamış sanırım ama Life Skill için de bu taşlardan yapılacak artifact. Ne verecek bilmiyorum ama. Fall Damage eksi %50, Movement Speed artı 2, Movement Level falan filan. Tüm AP 5, All Accuracy şeylerin olduğu yere geliyoruz. PvP ağırlıklı kısma geliyoruz. Şurada karışık üçlü bir set var. Tüm AP 5, tüm isabet 9, stamina 5. Şimdi şurası zaten güzel olan yer. Beni en çok etkileyen yerlerden biri. Fury, yani öfke mi diyeyim artık? Öfke taşından takarsan 4 tane 17 oğul AP alıyormuşsun. Bu pasife geliyor bu arada. Hit, yani isabet mi diyeyim artık, hassasiyet diye mi çevirirler, ne yaparlar? All Accuracy 28, bu beni bayağı bir cezbetti bu arada. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Benim şeylerimden biri bu. Opsiyonlarımdan biri bu. Devam edelim. Staminalar var. Çok önemli değil benim için. Şurada şeyler var. Mesela öfke, hit, lungs dediği ne acaba? Ciğer, akciğer miydi? Ciğer miydi? Lungs akciğerdi herhalde. Neyse. Ve tekrar öfke 14 AP 12 isabet vermiş. Öfke hit lungs 7 AP 24 ikilisi. Ya şu mesela dün şunu konuştuk. İsabet takılarının fiyatını etkiler mi? Yok, şöyle bir şey de var. Bunun karşılığında yüksek evasion veren versiyonları da var. Roket hoş geldin. Şimdi şöyle düşün. Sen ofansif olarak bunu seçmiş olabilirsin ama mesela Centaur sicilli bir Striker Mystic gidip aşağıda böyle işte diyelim bilmem kaç evasion veren setler falan var. O evasion veren setleri taktığı zaman yine isabet takısı revaçta olur yani. İsabet takısını etkilemez bu. Bunların karşılığı olan defansif versiyonları da var yani. Şöyle bir şey de var. Başta da söyledim, yine söyleyeyim. Artifektler değiştirilebiliyor. Yani sabit bir build yapıp onda ölene kadar gitmeniz gerekmiyor ya da çıkarmak için bir bedel ödemeniz gerekmiyor. O an hemen bir dakika içerisinde artifektleri çıkartıp üzerinizdeki taşın öbürünün yerine tak tak hızlı bir şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Yani bu şu esneklik sağlıyor size. Örnek veriyorum. Sen PvP ortamında çok fazla evasion build'le karşılaştın. Hemen all accuracy artı 28, bunları ayarlayacaksın. Kenara koyacaksın. Çantanda duracak mesela taş setleri. Hemen all accuracy 28'i takacaksın. Koşacaksın. Adam mesela çok evasion stacklemişse gibi. Mantık biraz ona dönüyor. Yani herkes de şurada görmüş olduğunuz şu şeylerden istediği boyutları elde edecek kadar olması lazım. Mesela 4 tane hit yapmam lazım baktığında gibi.
Kolaylıkla tak çıkar olmuyor. Normal durduğun yerde, artifektleri üstüne taktığın yerde yani. Şuraya takıyorsun ya, bunları çıkarıyorsun buradan buraya. Sonra bunlara item takar gibi. Mesela buradan kimyaya basıyorsun. Öyle, yok öyle bir şey de şu an bizde. Kimyaya basıyorsun. Slota koyuyorsun. Nasıl ki kristal çıkarıyorsun ya bundan. Koyuyorsun. O artifektleri çıkartıyorsun. Kırılma yok. Tekrar söyleyeyim. Kırılmıyor. Üstündekini oraya takıyorsun. O kadar basit. Şurada ortaya karışıklar var. Şimdi şöyle bir şey var. Benim burada anlamadığım nokta şu. Şimdi bu Lungs olarak örnek vermiş hep. Stamina koymuş. Acaba diyorum ben hani bu değiştirilebiliyor mu orayı anlamadım. Hani bunu estetebiliyor muyum mesela ben? Lungs yerine mesela burada HP veren vardır. Maxel 50 diyor mesela. Hard taşı. Lightstone'u. Acaba burada Lungs yerine Hard taktığım zaman şu stamina yerine HP mi gelecek? Onu merak ediyorum mesela ben. Çünkü şöyle bir şey var. Bu setlerin isimleri var. Gördünüz mü? Hepsinin kendine özel isimleri var. Bunlar bu şekilde sınırlandırılmış olabilir. Hani ismi olması setleri bozamayacağımız anlamına geliyor bence. Yani eğer ben buraya HP takarsam büyük ihtimalle bu set etkisini alamayacağım. Yani bunları alacağım. Mesela şu 75'i sil buraya. 50 yaz mesela. Max HP 50 alacağım. Ama şu bir üst versiyona çıkmış halini Trump da tam şey oldu. Denk geldi. Trump versiyonu alamayacağım büyük ihtimalle. Hani set bu isme ulaşamazsak ne verdiyse onu alıyoruz büyük ihtimalle. Bu AP'ye ya bu isme ulaşırsak bu söylediği seti oluşturursak daha fazla alıyoruz. Büyük ihtimal o. Yani başka bir şey olmaz. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı burada sınırsız varyasyon olurdu. Sınırsız varyasyon içinde sınırsız şey çıkarmaları lazımdı. Büyük ihtimalle bu isimleri olduğu için ona bağlanacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu karışıklardan Valkyrie için benim aklıma gelen ya benim aklıma yatan ya diğer klaslar için kontrol ederseniz de benim Volk için aklıma yatan şu mesela. Tüm AP 10, tüm isabet 16, stamina 100, critic damage 6. %100 crit vuruyor zaten. %6 artış tüm hasarımın %3 artışı demektir. Bu da bir işime yarar diye tahmin ediyorum. Mesela resistler var. Aynı AP 10, isabet 16, stamina 100 versiyona resist hali var. Mesela 4. sete resist koymuş adam. Frost'tan mı geliyor? Neyden geliyorsa aynı. Stun Stiff'ten. Ignore Grab Resist. Ignore Knockback falan filan. Ignore All Resist. Bunlar var. Defansiflere geldik mesela. All DR artı 9. All Evasion artı 15. Max Health artı 100 mesela. Şu güzel bir defansif karma. Mesela 30 all DR bu çok yüksek bir değer. 30 DR çok yüksek bir değer mesela. Nasıl yüksek? Mesela senin AP'nin vurabileceği bir DR'daysa adam, yani hani anca vurabilip tek komboda kesebildiğin bir adamsa o adama 30 DR'ı verdiğin zaman o adamın anormal bir tanklaştığını hissedersin oyunda. All Evasion 48 mesela. 50 EVA ne demek 50 EVA ya? 50 EVA çok şey. Sıkıntı. Tüm DR 18. All EVA 30. Bu taş da güzel mesela. Bu set de güzel yani. HP mesela artı 450 HP var. Full HP taşı takarsan şeylere, artifektlere artı 450 HP geliyor. Ben 450'yi biraz az buldum. Bence 600 falan olmalıydı. Şu mesela, şu çok güzel bir taş. Kesinlikle defansif anlamda evasion buildlerin tercih edebileceği bir taş. Şu. All DR 18, All Evasion 33, Max HP 200, Special Attack Evasion %3. Yine evasion buildler kazandı yani şu şeyle. Bunun diğer versiyonunu bulmak lazım. Sadece DR'a çalışan versiyonu yok. Bak yine Evasion'lar kazandı.
Evasion diyarda iş yapmıyor da diyar Evasion'da iş yapıyor. Yani öyle de bir şey var. Yakuba'nın linkini birazdan paylaşırız. Black Spirit Rage 2 artı %20. Bu şeyden geliyor bu arada, taştan geliyor. Başta artifact'ten bahsetmiştik. Aa, bu neymiş ya? Black Spirit artı %1. Her 10 saniyede bir. Bu çok iyiymiş. Beğendim bunu ha. Şeylere geldik bu arada. Komik kısımlara. Tüm hasar azaltma eksi 50. Siege weaponlardan %30 daha az hasar yeme. Resist vermiş bayağı. 50 mana vermiş. Tüm resistler eksi %80. Bunlar biraz troll buildler. All tüm hasar azaltma 23. All evasion 46. MP 50. Tüm diğer 15. Tüm evasion 30. Max Spirit dediği şey bu arada. Mana. 700 mana. All resist %3. Max HP 200. All diğer 11. Max Spirit 950. Statlar evet. Mana 900 ne işe yarıyor onu bilmiyorum ama. Ya 900 mana kime ne fayda sağlayacak? Vardır illa ki oyunda bir mekaniği eklemişlerdir. Stiff Freeze Resist kendinden %80 resist siliyor. Ignore Stun Stiff Freeze Resist %38 veriyor. Aynısının diğer resist versiyonları da var. Dur, bir yerde bir tane vardı ya, çok komik. Geçtim mi acaba? Eksi diğer, eksi Eva, All AP, Down Attack, Crit Attack bilmem ne falan filan. İki tane Air Attack yazmış buraya. Bunlardan birisi Crit Attack hasardır büyük ihtimalle. Ya da bir dakika. All Accuracy, ha All AP versiyonlarmış, pardon pardon. Anladım. All Accuracy 42 çok bu arada ha. Bunu şeyin taktığını düşünsene, Ranger'ın. Zaten uzaktan ok atıyor. Yanına gelirsen her türlü ölüyor. Bunu Ranger'a taktığını düşünsene. Üf. Aha şu. %5 crit hasarla 42 isabet, 330 AP Ranger. Surun üstüne çıksın. Piu 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 piu. Bilmiyorum karlı bölgelerini gezecek. Karışıklar var yine burada. Eksperen. Bunları yavaş yavaş geçiyorum. Sona doğru geldik zaten. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Bu kısmı YouTube'a atacağız zaten. Siz de zaten YouTube'dan izliyorsunuz şu anda. İçerikleri canlı yayında çekiyoruz. Çıkın gelin. Burada görmüş olduğunuz şeyler birebir gelecek diye bir şey yok. Bu sadece bilgilendirme amaçlıdır. Daha farklı halleri, daha gelişmiş halleri gelebilir. Haberiniz olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi oyunlar.